Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar bir beklenmedik olay var. Geçen tabii o videoyu yayınlamadım. Burada bu yavruların videolarını çekiyorum ben gün gün gelişimini. Tabii bu videoyu atacağım ama bu videoyu daha sonra atacağım. Ya bizim iki tane yavrumuz vardı. Yani yumurtamız vardı. Bir yumurtamız bir gün erken çıktı, bir yumurtamız bir gün geç çıktı arkadaşlar. Bakın, bir tane yavrumuz kocaman oldu, bir tane yavrumuz ise ufacık. Şöyle göstereyim. Bakın, birinin karnı çok tok, birinin karnı az. Yani bunun sebebi arkadaşlar, şu yavru bir gün erken çıktı yumurtadan, bu bir gün geç çıktı. O yüzden o bir gün bile çok büyük fark yapıyor yavrularda. Şimdi biz ne yaparız, ne ederiz arkadaşlar? Bu yavruyu iyice beslemesi lazım annesinin. Onu da nasıl yapabiliriz? Bakın, öbürkünün kursağı dolu, bununkini az. Şimdi ben aklımda bir fikir var. Başıma da böyle bir şey daha önce gelmemişti yani. Yani geliyordu da pek bir şey yapamıyorduk. Şimdi aklıma bir fikir geldi. Şimdi bu yavruyu, büyük yavruyu alacağım arkadaşlar. Ona bir sıcak ortam yapacağım. Böyle eski ampullerle bir yer yapacağım ona. Alacağım ve o yavruyu, öbür ufak yavruyu beslemesini sağlayacağız annesinin. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Yani o yavruyu kurtarmak için bir şeyler yapmamız lazım. Hani dediğim gibi biri erken çıktı. Hani bir gün erken çıktı. O da büyük olduğu için yani onu besledi, onu besleyemedi. Tabi yavrular da çok çabuk gelişiyorlar. O yüzden biz de o büyük yavruyu alacağız. Onun karnı zaten tok. Kursağı dolu yani bunun arkadaşlar. Bakın. Kursağı ağzına kadar dolu. Biz bunu alacağız. Bu yavruyu bırakacağız. Anne de bu yavruya mayayı kusacak. Anne de biraz genç bir anne. Gerçi ikinci yavrusu ama hani genç bir anne, becerememiş. Daha doğrusu yumurta işte bir gün erken çıktı arkadaşlar. O da bizim atağımız. Yumurtayı aldım, yatırmayacaktım. Sonra vazgeçtim, tekrar koydum falan. Yani o yüzden oldu. Bakalım, şimdi o büyük yavruyu alacağım. Ufak yavruyu bırakacağım. Büyük yavru işte ufak yavruyu besleyene kadar 3-4 saat bir onları bir ışıklı bir şey yapacağım, kutu yapacağım. Onun içine koyacağım. Kuşlar dışarı çıktı. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben bunu alayım. Bir ışıklı şey yapayım, götüreyim. Anne ufak yavruyu beslesin, bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, yavruyu getirdim. Şuraya koydum. Bir tane de böyle eski ampuller var. Eski ampullerden de şey yaptım. Şimdi burada bu duracak 4-5 saat arkadaşlar. Zaten bakın hemen pisledi. Yani bu normal. Hani bu ampulle sıcak tutmaya çalışıyoruz. Havası soğuk. Kış mevsimindeyiz. Şimdi bu zaten bu kursağına kusmuş. Bunun kursağı dolu. Bildiğiniz gibi. Şimdi o burada böyle 5-6 saat artık 3-4 saat de olur. Anne öbür yavruyu besleyene kadar, iyice böyle kursağını şişirene kadar burada tutacağız. Dediğim gibi işte o öbür yavruya mayayı kusamadığından, geç çıktığından dolayı öbür yavru böyle ufak kaldı. Bu yavru da böyle. Bunu şimdi akşamüstü tekrar annesinin altına koyacağız. Bakalım nasıl olacak, hep beraber göreceğiz. Şimdi böyle bu burada sıcakta durması lazım. Dikkat edin de çok da sıcak olmasın, hayvanı öldürebilirsiniz. Hani böyle hafif bir 36-37 derece sıcaklıkta tutmamız lazım yavruyu. Ki üşümesin diye. Şimdi bu burada duracak böyle arkadaşlar. Bakacağız, kontrol edeceğiz öbür yavruyu annesi beslemiş mi diye. O zaman şey yapacağız yani, bu yavruyu altına süreceğiz. Böyle kapak da yaptım ben ona. Evet arkadaşlar, öbür yavruya bakalım beslemiş mi diye. Şöyle, evet biraz beslemiş arkadaşlar.
Öbür yavruyu. Şimdi biz o zaman öbür yavruyu alalım. Buraya annesinin dibine koyalım arkadaşlar. Gece burada annesiyle beraber yatsın. Arkadaşlar yavru elimizde gördüğünüz gibi. Şimdi götürüyoruz onu annesinin altına koyacağız. Gerçi orada kalsa da olurmuş ama ortam güzel yani. Ben iyi ayarlamışım şeyi. Yavruyu. Kapıyı açamadık. Anne yatmış oraya. Kalk bakayım anne. Kalk. Yavruyu koyduk altına arkadaşlar. Şimdi gece annesinin altında yatsın. Bakın yani aradaki fark çok büyük yani arkadaşlar. Aa, böyle bir deneyeceğiz işte. Dediğim gibi ilk defa yapıyorum ben de. İlk defa dönüyorum. Deniyorum daha doğrusu. Hani o kusmuştu ona. O geç çıkınca öyle bir şey oldu yani arkadaşlar. Bakalım. Kanalımızı takip ederseniz, hani abone olup bildirimleri açarsanız hep beraber bakalım kurtarabilecek miyiz yavruyu? Hep beraber göreceğiz yani arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız böyle videoyu attığım zaman ilk önce sizin haberiniz olacak. Bir elimizden geleni yapalım bakalım arkadaşlar. Belki kurtarabiliriz. Hani bir 3-5 gün idare edebilsek bunlar toparlarlar ama bakalım nasıl olacak artık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın. Görüşürüz.